1 Mayıs, 7 Mayıs haftalık burcumuza hoş geldiniz sevgili takipçilerim, güzel ailem. İşçi bayramımız kutlu olsun. Emekçi olan her insanın Allah evine bereket yağdırsın. Ve aynı şekilde deprem zedelerimizi unutmamamız gerekiyor. Bu hayatta herkesin başına gelebilecek bir durum ve ülkemizin yapılanması çok kötü olduğu için Allah ilk önce onların kapılarına yardım etsin diyorum. Sevgili koçlar, 1 Mayıs'ta Plüton artık geri hareketine başlıyor. 20.08'de 0 derecede Kova'da yavaş yavaş Oğlak seyrine devam edecek. Yıl sonuna kadar bu hareketler vazgeçemediğimiz, yıpranmış olduğumuz her şeyi tekrar hayatımıza uyaracak. İşte memnun değilsin ama idare ediyorsun. Parasal konuda şikayetin var, idare ediyorsun. Yani bunlarla artık altyapı kurman gerektiği, kendi fırsatlarınla ilgili güzel başlangıçları da sunacak. Ama sizin şöyle bir şey var. Hani hayatta bazı dengeleri bulamadığınız için yer idaresi dediğimiz noktada mücadeleniz var. Bazen cesaretli, yani koçlar çok cesaretli. Ama bazen öyle bir noktada cesaretiniz kırılıyor ki, yani ben burayı idare edeyim, sonrasına bakarım dediğimiz bir döngüyü artık geride bırakmamız lazım. 5 Mayıs'ta Akrep Burcu'nda ay tutulması gerçekleşecek. 14 derecede ay, güneş 14 derecede boğa aksında olacak. Bu da 20.33'te gerçekleşecek. Hangi evinizde 14, 15, 16, 12 dereceler varsa en çok bu evlerinizi tetikleyecek. Ama sizin 8. evinizde ciddi miraslar, konular, çözemediğiniz iş alanlarınızla alakalı sizi tetikleyecek noktalarımız var. Yani artık siz kim olduğunuzu, nasıl olmanız gerektiğini ve nereye gitmeniz gerektiğini görmeniz lazım. Çünkü bu döngüyü aynı evrede yaşamak istemeyen sevgili koç ve yükselen ve ay burcu koç olan sevgili takipçilerim, siz nasıl olduğunu biliyorsunuz ama ekonomik şartlar, yaşadığımız krizlerden dolayı hareket edemiyorsunuz. Hareket bereket vakti diyorum. Cesaretinizi aydınlığa gerektiği şekilde ilerleteceksiniz. Not, Merkür Retrosu devam ediyor. Her retro size sıkıntı değil. Ya da ay retro geldi, benim evim ocağım daraldı, perişanım demek değil. Bu retroda faydalanabileceğimiz sağlam noktalarımızla ilgili planlamaları da temsil eder. Tabii ki elektronik eşyalar, iletişimde yanlış anlaşılmalar söz konusu olduğunu düşünsek de gökyüzü her zaman bir retroya mahkum olduğunu da unutmamamız gerekiyor. O yüzden kısa not şeklinde, evet, iş konularımızla ilgili kriz çözümleri, alanımızla alakalı rahatsız olduğumuz evrelerde daha bilinçli hareket etmek, yatırım ve yatırımla ilgili yaşayacağımız kararlarda radikal evreler size hakimiyet kılacak. Siz güçlü olduğunuzu ve yapmak istediğiniz birçok noktanın da aydınlanmasını yaşamanız gerekiyor. Geçmişe dönük kızgın olduğunuz, para konularında alamadığınız ve çözemediğiniz noktalarda ev satımı, araç satımımızla alakalı bu döngü hızlı hareket edecek. Siz de bunu artı bir noktaya geliştirerek kendi yörüngenizde rahata erebileceğiniz gözüküyor. Yeni iş ve bazı konularda güvensiz alanlarımızı daha rahat psikolojik olarak da destekleyeceğiz ve ekibimizle daha sağlam enerjilerle yol almamıza yardımcı olacak. Bence siz başarılı olabildiğiniz kadar emin ama kendi işinizde de radikal karar vermeniz gerekiyor. Devlet sınavınız, devlet atamanızla alakalı beklenti içerisinde olduğunuz noktalarda güzel oluşumlar ve destekler size ayrı bir renk katacak. Şimdiden hayırlı olsun. Kurumsal alana girmek ya da bulunduğunuz noktayı kurumsal alanla bağlantıya sokmak istiyorsanız bu konular için biraz daha altyapınızı güçlendirip eksik dil eğitimimiz ya da tamamlamamız gereken konularla ilgili daha adım atmamız lazım. Yani kimsenin ağzına ekmek düşmüyor. Mücadele, mücadele, mücadele vermeniz gerektiğini söyleyebilirim. Aile içerisi miras tartışmaları, bazı konularda sert ifadeleri ve ailenizin arkasında durmanız gerektiğini de söylüyorum. Kardeş, eş arasındaki kıyametler hem boşanma hem de burada para kavgasında temsil edecek. Haklı olan hakkını alacağını uyarıyorum. Evet, çalışan çiftlerimizle alakalı noktada özellikle sizin kendi tarafınızda müteahhite gitmesi gereken bazı konularla mücadele stabil devam edecek nokta. Özellikle değişimle ilgili beklediğiniz evrede de güzel bir rahatlığınız var. Evet, aşk
bitirmeniz gereken, yıpratan ve sizi yoran her şeye veda ediyorsunuz. Yepyeni bir ilişki sayfası, geçmişe ait yıprandığınız konuları artık hayatınıza almak istemeyeceksiniz. Her şeyden önemlisi size ait dokunan dengeleri bulmanız gerekiyor ve siz bu evreyi de doğru bir noktada başaracaksınız. Evet, aşk, yenilik, yeni heyecan evreniz çok yoğun ama kendinizi doğru insanla bütünleştirmek istediğiniz de belli. Evet, seçerek karar vereceksiniz ama geçmişle ilgili ifadeler, diyaloglar, mesajlar hakimiyet kuracak. İnanmayın, kalp bir kez kırılır, bin kez kırılmaz, unutmayın diyorum. Aynı şekilde evli çiftlerimizle alakalı noktada bu dönem taşınmadan çok evle alakalı yeni bir nokta, yeni bir yerleşimle ilgili kararlar içerisindeyiz. Ona göre yol almamız gerekiyor. Evet, taşınma mevzusu, yer değişimi gerçekleşecek ama Haziran sonrası olacağı için doğru bütçemizi doğru noktaya itmemiz gerekiyor. Hanede büyükler arasında yaşanacak sağlık krizleri ve bunların kendi içindeki bazı kaoslar, ameliyat, operasyon gibi durumlara da dikkat etmemiz lazım. Boşanma fikriniz zaten uzun süredir devam eden koçlarda mutsuzdunuz, huzursuzdunuz, veda ve doğru evreyi taşıyacaksınız. Çocuk tedavisi, çocuk planı içerisindeyseniz biraz daha beklemek gerekiyor. Rahim ya da tedavi noktamızda bazı aksilikler yaşanabilir ve bu sıkıntılar sizi yıpratabilir. Evet, evlenme teklifi alabilir, ilişkiyle alakalı daha doğru adımlar atma ve aile içerisinde mutluluk evreniz söz konusu olacak. Sadece sevgili anneler, çocuklarınızla alakalı baskın tavır ve emir vaki konuşmaları geride tutmanız lazım. Çocuklarınız çok değerli ve çok kıymetli. Onlara önem verin. Sağlık olarak şiddetli baş ve akciğerlerimizle alakalı hassasiyet ve unutmayın ki nefes almakta zorluklar yaşayabilirsiniz. Biraz daha sağlığımızı doğru nok. Araç satımı almak için de doğru zaman. Sevgi ve mutluluk, umut. Bir kere kalp kırılır, bin kere kırılmaz. Kimseye umutsuz bir sevdaya kapılmayın diyorum. Hoşça kalın. Sevgili boğalar, nasılsınız? Evet, bu tutulma sizi de çok fazla etkileyecek. Olumlu etkileyecek, merak etmeyin. Güzelliklerle var edilen her şey sizin emeğiniz doğrultusunda olsun. Gönül ister bütün varlığı, tüm huzuru sizin evrenize itmeyi temsil etsin yaradan diyorum. Evet, yükselen ve ay burcunuzu mutlaka dinleyin. Yorum yazmayı, beğenmeyi unutmayın. Birlikte büyüyelim, birlikte güzel hayat kuralım diyorum. 1 Mayıs'ta bir Plüton geri hareketine başlayacak. 20.08'de Kova'da 0 derecede artık Oğlağa doğru hareket geçişini sağlayacak. 5 Mayıs'ta ay tutulması gerçekleşiyor ve bu tutulma daha çok 14 dereceli Akrep, 14 derece Boğa aksında. Yani hanenizde haritanın tal haritanızda 14, 15, 13, 16 dereceli evlerimizi daha çok tetikleyecek. Bunlarla ilgili geçmişte neye sınandıysanız tekrar sınanma evreniz, daha dikkatli olmanız istiyor. 7 Mayıs'ta Venüs Yengeç Burcu'na geçişini sağlıyor. O da şunudur, 17-24'te siz duygularınız ve güzelliği en iyi şekilde ifade edeceğiniz bir döngü. Merkür Retrosu hayatımızın kaosu ama ben hiç retrolara hayat kaosu değil, öğretilen ödevleri doğru öğrenmemiz gerektiğini uyarıyorum. Ama şu olacak demekten çok olumluluğu size sunacağını, tekrar tekrar hayatımızda göremediğimiz noktaları temsil edeceğini uyarıyorum. Sizin özellikle 7. eviniz, ilişkiler eviniz. Yani ilişki krizleri, olabilecek ortaklı süreçlerle alakalı bitmesi gereken, tamamlayamadığınız konular, bitirmeye mücadele ettiğiniz ilişkileriniz, aile içerisindeki yaşadığınız krizler, yani size ait alanlarla ilgili görmenize yardımcı olacak. Ve hayatımızla ilgili noktada da takıntı olduğumuz ve yıpratan konuları da geride bırakıp onları da öğrenmemiz gerekiyor. Yani hayaller gerçek olabilecek ihtimallerini düşünürsek isteklerinizi doğru yapın. Çünkü gökyüzü her zaman ne istediğini biliyor, siz de ne istediğinizi bilmeniz lazım. Evet, ilişkilerimizde yara alacağız.
bitmesine uğraştığımız şiddet, korku, yaşadığımız ilişkiden veda etme evresi. Evlilikte bile bu sizi yıpratıyorsa bu konuda da radikal ve ailenizle konuşma dönemi. Çünkü artık yaralanmak, canınız yanması ve çocuklarınızla alakalı yaşadığı evreyi yepyeni bir saha yaratacaksınız. Gücünüz bunu gösterecek. Çalıştığınız noktada mobbing uygulaması ya da sizi yıpratan insanlara haddini bildireceksiniz. Konum ve yöneticilerle alakalı yaşadığımız krizler sizi daha çok bir konuşarak çözmenize yardımcı olacak. Kendi işinize yeni bir iş kurmak istiyorsanız da doğru bir başlangıç. Yap, korkma. Çünkü sen yaptığın zaman her şey yeşeriyor. Yaratıcı ruhun, sanatçı yeteneğin daha ılıman bakışlarınla bilgili. Bir de duyguyu kattığın zaman senin başaramayacağın hiçbir şey yok. Bazen korkularımız, gece bazen korkulu rüyalar, endişeli kaoslar, yıpratan olaylar sizi gün içerisinde tetikliyor olabilir. Gerekiyorsa bir psikologla bu altyapımızı güçlendirmemiz gerektiğini de uyarıyorum. Evet, bu ara kendi ekip arkadaşlarınızla dışarıdaki işlerimizle ilgili çok güzel bir aydınlanma var. Ve bu işleri doğru başarmanız gerekiyor. Ama iletişim hakimiyetinde yoğun iş temposunda çalışanlar için teknolojik arızalar, bulunduğunuz alanda bilgisayar bozulmaları söz konusu, yanlış mailler, yanlış hatalar yapabiliriz. Biraz daha dikkatli olursanız sevinirim. Devlette çalışıyorsanız kurumunuzla alakalı oluşacak bazı krizlerle ilgili hazırlıklı olmanız lazım. Çünkü siz bu noktada mutlu değilsiniz ama hani başka bir alternatif nokta bakıyorsunuz, olmuyor. Burayı idare etmeniz lazım. Kurumsal, yurt dışı firmasıyla bağlantı içerisindeyseniz şirketinizle ilgili daha büyütme, daha güzel imkanlar söz konusu olacak. Sizin yurt dışı ya da şehir dışı ile alakalı görevleriniz uzun soluklu olacak. Bunlar için de doğru mücadele dönemi, hak ettiğiniz kazanç, primlerinizle ilgili de artı evreler. Geçmiş iş mahkemeniz, işle ilgili yaşadığınız hakaret ya da davalarınızla ilgili size doğru çözüm var. Doğru gurur, hani onu hayra verecektiniz ya, hadi hayır edin o kazancınızı, daha mutlu paralar evrenizde. Biraz ekonomik olarak kendi birikiminizle alakalı dijital alanlar, hani Bitcoin, bu alanlara merakınız varsa Temmuz sonrasına kadar bekleyin. Temmuz'da alın, ondan sonra kazancınıza kazanç yaratacağınız gözüküyor. Satmaya çalıştığınız aileniz ya da size ait mülkle ilgili doğru bir teklif var, değerlendirebilirsiniz. Aynı şekilde farklı alanda beğendiğiniz evinizle ilgili de hayırlı olsun. Kira krizi yaşayan, ev sahibiyle kriz yaşayanlarda mahkeme yolu gözüküyor. Mutlaka mücadele verin. Çünkü o ev o değerde değil. Hak veriyorum size. Evet, aşk rüzgarı, aşk bitişleri, heyecanlar, yeni beklenti içerisinde olduğunuz ve özellikle iş ve yakın çevrenizde etkilendiğiniz kişinin size adım atması var. Siz bu kalbi bir kere daha tatmak istiyorsunuz. Tatmanıza izin veriyorum ama şifalı bir şekilde tatarsanız daha mutlu olacağınız gözüküyor. Evet, evlenme, evlilik ve gelecek planı içerisinde olan sevgili bağlar. Hadi bu hayatı zaten onunla tanıdın, onunla mutlu olmak istiyorsun. Çevreyi de artık önemsemiyorsunuz. Güzel bir karardasınız ama ekonomik şartlar sizi zora sokabilir. Aileyle bağları bozmadan, İkna ederek doğru dengeyi kurmanız daha mutlu olarak. Platonik takılan sevgili boğa burçları, kalbiniz uzun süredir yalnız ve hayaller içerisindesiniz. Bazen destek almak içimizdeki yalnızlığa iyi gelebilir. Lütfen destek alalım. Hani ailede devletle alakalı görev ve atama bekleyenler, olumlu süreç içerisindesiniz. Askere gidecek ya da eğitim konusunda yurt dışı ya da devletle alakalı geçici görev olan evlatlarınızla ilgili olumsuz bir şey yok. Sadece üniversite ve liseye gidecek evladımızın spor ya da kafasını farklı bir alanda dağıtmamız lazım ki bu çocuğumuz dağınık bir enerjide toparlanması gerekiyor. Evli çiftler, çalışan çiftlerimizle alakalı noktada özellikle araç beklentiniz ya da araçla ilgili rahatsızlıklarımız olabilir. Yenilenme evresi. Bir de çocuklarda alerjik reaksiyonlar söz konusu. Dikkat etmeniz gerekiyor. Evet ev hanımları, evet evin her rengini boyadınız, ruhunuz iyi. Hatta köy evi ya da yazlık enerjinize geçiş yapmaya başladınız ama eşinizle ilgili sorunları çözmeniz lazım. Ömür boyu yaşlılık yaşayacaksınız.
bir ay değil, iki ay değil, yaşadığınız sürece. Çünkü eşinizin sevgisiz tavrı, ilgisiz tavrı sizi çok fazla yalnızlığa itiyor. Onunla bir ilişki terapisti almamız gerekiyor. Mutlu olan çiftlerimizle alakalı noktada da çocuklarla ilgili ya da çocuk kararı içerisinde olabilir. Yeni bir yatırım ve paranızı doğru değerlendirmek isteyeceksiniz. Hayırlı olsun. Kuzenler, yakın dostlar arasındaki tartışmalara destek verin. Kuzenleriniz haklı diyorum. Sağlık olarak özellikle dikkat etmemiz gereken sırt ve kalp damarlarla alakalı boğaz enfeksiyonlarımız hareketli dikkat edin. Mutluluğu bazen başka yerlerde arıyoruz ama mutlu olmak sizin güzelliğinizde. Siz mutlu olunca etraf mutlu olur. Lütfen mutlu olun, gülümseyin. Sevgili ikizler, nasılsınız? Yorum yapmayı, yükselen ve ay burcunuzu beğenmeyi unutmuyorsunuz. 1 Mayıs İşçi Bayramımız. Mutlu, umutlu, emekçi olan, emeği için mücadele eden herkese kutlu olsun diyorum. Evet, 1 Mayıs'ta Plüton Retrosu başlayacak 0 derecede Kova'da. 5 Mayıs'ta Akrep ay tutulması gerçekleşiyor 14 derecede. Natal haritanızda 14 derecede hangi evleriniz varsa o evlerimizi daha çok tetikleyecek. Yani 13, 14, 15, 16 ve Güneş 14 derecede Boğa olduğuna göre 20-23'te bu bizim iş hayatımız. Yeni insanlar, yeni çevre, yeni görevler, yeni oluşumlar, yeni değişimler, fırsatlar, daha dikkatli olabileceğimiz alanları çok fazla en iyi şekilde bize ağırlayacak. Aynı şekilde Merkür Retro unutmayacaksınız. Her retro hayatımıza zarar vermez. Ben size iyi geleceğini düşünüyorum. İnsanlar abartıyor. Hiç abartmıyorum. Diyorum ki şansınızın size daha rızıklı şekilde gelmesini, işinizle alakalı değişimleri daha güzel görmenizi, dikkat ettiğiniz her şeyde kazancınızın artmasına, özellikle iş krizleri yaşıyorsanız yeni anlaşmalar, yenilikler, yeni oluşması gereken noktalarında tadı keyifli olacak. Yani tadından yenilmeyecek bir hafta sizi bekliyor, unutmayın. 7 Mayıs'ta Venüs Yengeç Burcu'nda 17-24'te duygularımız, güzelliğimiz, enerjimiz, kırılan, ya hani yıpratılan anne, kardeş, kuzen, yakın iş çevremizdeki yaralarımıza iyi gelecek. Görünürlüğümüz, daha çok hakimiyette güzelliğimiz ve ön giyimimiz, tarzımız konuşulacak. Bu enerji bizi kıskandıracak ve bu noktada nazara gelebilirsiniz. Aman dikkat diyorum, kem gözlü insanların gözü kendilerine geçsin. Evet, değişim, işinizde beklediğiniz atama, yenilik, yeni noktalarınızla ilgili siz gösteriliyorsunuz, hayırlı olsun. Yeni bir işe başlıyorsanız da masanız, alanınızın güçlenmesine, bulunduğunuz noktada değişimlerle ilgili noktada da kendimiz artık konuşmamız gerektiğini ve suskun olarak geride kaldığınızın farkına varmanız gerekiyor. Yani konuşmak her şeyi çözer. Siz çözüm noktasındasınız. Gidin konuşun diyorum. Aynı şekilde iş yerinizde bazı grevler olabilir. Ani aksi insanların tavırlarından kaynaklı iş isyanları da doğabilir. Ama siz burada geçiş evresindesiniz. Ama dostlarınıza her zaman gizli destek verin. Çünkü konumum zarar görmesin istiyorsunuz. Haklısınız. Evet, burada kadınlarla alakalı noktada yoğunluğunuz kadınsa bu kadınların size oyunları olabilir. Ve aynı şekilde onların oyunlarına gelip sizin yerinizi kapabilirler. Daha dikkatli antenleri açıyoruz. Antenleri açmazsanız masanız değişecek, başkası geçecek yerinize, bilginiz olsun. Banka, finans ya da dışarıda alım satım, ihracat işleriyle bağlantılarınız varsa bu hafta her haftadan daha çok dikkatli olmanız lazım. Yenilikler, yeni anlaşmalar, artı size ekstra kazanç evreniz var. İstifa kararı veren sevgili ikizler, hayırlı olsun. Kendi işiniz için, yeni iş için gayet başarılı. Korkmanıza gerek yok. Burada tükeniyordunuz. Hadi yeni yerde nefes alacaksınız ve enerjiniz ayrı bir renk katacak. Bu doğru bir karar. Arkanızdayım. Korkmanıza gerek yok. Yurt dışına yerleşmek ya da bu tarz düşüncesi olan ikizler burcu için şunu demek istiyorum. Evet, yapabilirsin. Çünkü hayalinde ve birkaç başvuruda olumlu cevap var. Bu noktan için hayırlı. Ailen, kendin ve geleceğin için bunu yapacaksın. Ama ülkene geri dönmeyi unutma. Türkiye dünya üçüncüsü olacak. Korkma vatanından. Bayrağımız her zaman sallanacak, alsancak bayrağımız.
derin derin dalgalanacak, korkmanıza gerek yok. Ama şunu demek istiyorum, çalışan çiftlerimizle ilgili özellikle eşinizin, beyinizin işiyle alakalı krizler ve bu krizlerde ona destek vermeniz gerekiyor. Kredi kartı ödemelerle ilgili gereksiz harcamaları bu dönem geride bırakmamız lazım. Borçlarımız, kredilerimizi yavaş yavaş borçlanma sistemiyle birlikte daha dikkatli gelecek planı yapıyoruz. Bu doğru bir karar. Ama şunu söylemek istiyorum sevgili ikizler. Borç verme konusunda biraz daha dikkatli olmanız lazım. Borç alabilirsiniz ama borç verirseniz almayacağınız gün. Evet, aşk konusunda ne diyebiliriz? Yeni ilişkiye adım atanlar hayırlı olsun. Geçmiş ilişkinizle ufak tefek diyaloglar söz konusu olsa da bu ilişkiniz size artı tekrar zaman kaybı yaşarsınız. Ama yeni başlayacağınız ilişki mutluluk ve huzur içerisinde. Huzur size güzellik yaratacak gözüküyor. Evet, evlenmek ve nişan söz konusunda düğün hazırlığı, heyecan, aileler onu hazırlıyor, ev telaşınız, koşturmanız var. Aynı şekilde vatanı görevini yapacak ya da cezaevinde olan evladınızla ilgili ya da kimi bekliyorsanız onun muradını alacaksınız. Bu da sizin için hayırlı. Yakın dönemde mahkemeniz olumlu, avukatınız yanlış. Dikkatli olmanızı öneriyorum. Evet, kendi işinizle ilgili de yakın dostunuzla karar verdiğiniz iş başarıya doğru gidecek. Marka, isim, sosyal ağlarda yapmak istediğiniz yenilikler, yazma karakteriniz, kitap, senaryo, bu tarz noktalarda almak istediğiniz eğitimler var. Yalnız Almanca ve Çince ve Fransızca daha sizin aksanınıza uygun olarak gözüküyor. Bu noktalarımızı da belirlememiz lazım. Evet, evli çiftlerle ilgili de bence dışarıdaki etkenler evliliğinizi zora sokuyor ve ailelerin karışmasından kaynaklı her gün bir tartışmanız var. Biraz aileleri çöpe atıp biraz kendi özel hayatınızı yaşamanız lazım. Siz artık ilişkiyi tek başınıza değil tam aile olarak yaşıyorsunuz ve bu yüzden boşanmanıza sebep olabilir. Ev hanımları için şunu demek istiyorum. Bu ara ailede herkes makarna, et, hani tatlı yemekten kilo almaya başladı. Diyet ürünleri, şeker rahatsızlıkları olabilir, kalp riski, damar tıkanıklıkları olabilir. Daha düzenli ve koltuk takımı yeni eşyalar almak üzeresiniz. Ve eşinize karşı soğuk enerjinizde sıcaklık başladı. Ve bu ara eşinizin sizi aldatıyor gibi şüphelerini geride bırakmamız gerekiyor. Eşiniz sadece paraya tapmış, sizi gördüğü falan yok. Boşanma olan evli çiftlerimiz için saat ve gün belirlendi. Hayırlı ve uğurlu olsun. Üniversite ya da liseye girecek çocuklarımızı daha dikkatli konuşmamız. Evde kavga gürültü istemiyorum. Odaklanmaya ihtiyacı var. Sağlık olarak gözlerimiz, katarak gözle ilgili kulak ve kristallerle ilgili sıkıntılarımız olabilir. Mutluluk bazen insana verilen hediye, biz acı çekerek mutlu olmayı biliyoruz galiba. Acıyı geride bırakın. Acı her zaman bize acıyla büyümeyi gösterir. Evet, acıyı yaşayacaksın, büyüyeceksin. Ama o acının içinde mutluluğu bulmanız lazım. Sevgiyle kalın. Sevgili yengeçler, yılan ruhunuz başladı. Ben varım. Meydan benim diyeceğimiz bir hafta. Hadi meydanlar sizin olsun efendim. Yükselen ve ay burcunuzu ve yorum yapmayı unutmamanız gerektiğini uyarıyorum. Evet, 5 Mayıs'ta Akrep Burcu'nda gerçekleşecek 14 derecede Güneş Boğa'da, Ay Akrep'te söz konusu olacak. Ve bu bizim yani natal haritanızda 14, 13, 16 derecedeki evlerimizi daha çok tetikleyecek. Sevgili yengeçler, 5. evinizi tetikleyecek sizin. Yani bu demektir ki olumlu ve yeni kapılar, yeni fırsatlar, hayatımızla alakalı eğlenceli, keyifli ve hayatımızla ilgili dokunmak istediğimiz birçok noktanın rahatlığını kendimize özen göstereceğiz. Alanımıza özen göstereceğiz. Çevredeki insanların ne dediği değil, benim diyeceğim hareketlere özen göstereceğiz. O yüzden sağlık konularında takıntılı yapmazsanız, kafanızda büyütmezseniz, ufak tefek estetikler, güzellikler enerjisinde, sevgili beylerde hani kellikleri düzeltme ya da böyle bir bakım evreni söz konusu olabilir. Bu olumlu, güzel olacak. Ama şunu unutmayın ki 1 Mayıs'ta Plüton retrosu 20.08'de gerçekleşiyor. Kova burcunda 0 derecede Oğlağa gerileyecek. Ve Merkür retrosu da var. Yani Merkür retrosu ya da retrolar sizin hayatınızda
hangi eviniz ya da ne diye tartışma yapmıyorum. Ben retrolarda insanların şifa bulduğuna inanıyorum. Aman aman kıyamet kopmayacak, merak etmeyin. Yani sizin natal adınızda kıyamet kopmayabilir. Ama şöyle diyeyim, 12. evinizde ruhsal sağlık evrenizi tetikleyebilir. Onu da herkes zaten ülkece hepimiz ruhsal olarak deliyiz. Boş verin, takmayın diyorum. Evet, iş konularımızla alakalı güzel fırsatlar ve yeniliklerin doğru evresini ve doğru açılar yaparak görürseniz bu fırsatlarda konum, mertebe değişimlerle ilgili size çok daha güzellikler kazandıracak. Maaşımız, primimiz ve konuşmamız gereken o konularımızla ilgili de artık iletişim noktası. Hak edilişinizin Mayıs sonuna itibaren rütbeniz ve değişmeniz gereken konularla ilgili de size ayrı bir şans kapısı yaratacak. Şansı çek. Çek ki o şans istediğin masaydı, istediğin yurt dışıydı, istediğin devlet kapısıydı. Hadi hayırlı ve uğurlu olsun diyorum. Ama ortaklı iş yapanlar için ortaklarla alakalı bağlantıları daha büyütmek, işimizi, alanımızı daha hızlandırmak istiyoruz. Ve bu konulara hani yer değişimi, mekan değişimiyle ilgili alternatif teklifler söz konusu olacak. Yasal olarak mücadele ettiğimiz konular, mekandan çıkartılıyorsanız bunu da hak olarak kazanacağız. Orayı da terk etmeyin. Oraya da eri ana bayi olarak diğer şubeleriniz yenilikler için doğru bir nokta. Eğer işsizseniz, iş krizi yaşıyorsanız, güzel bir destekle birlikte, stabil bir noktadaysanız bile bu noktanızda daha olumlu, daha güzellikler katacağınız, evinize daha relax gideceğiniz noktanın sevinci var. Ama şunu unutmayın ki Venüs Yengeç'te. Yani bu sizin hem içsel dünyanız papatya gibi açılacak, hem aşk enerjiniz heyecan yapacak. Yani göz kırpanlar, ilişki isteyenler size öyle bir heyecan kazandıracak ki tatmak güzel bir şey, aşık olun. Çünkü çok aşk var enerjinizde ve aşk size uğurlu ve bereketli gelecek. Ayrılmak istediğiniz, olumsuz gördüğünüz ilişkileri de tam anlamıyla kestirip, engelleyip hayatımızdan atacağız. Ayrı, uzun soluklu nişanlı olabilirsiniz. Onun hataları ve sorumluluklarını göremeyebilir. Hayatınız içinde istemeyebilir. Bırakma evreniz söz konusu olacak. Evet, ailenizin inşaat yapmak istediği arsası var. Ya toprağa inşaat yapmayın. Toprağınız kıymetli, hazine. Ama küçük ev yapın, büyük ev yapmayın. Toprağınız kalsın. Toprak sizin bu vatanda devam edeceğinizi gösterir. Ev sadece yıkılmayı temsil eder. Unutmayın diyorum. Evet, bu ara aileler arasında istenmeler, görücü usulü enerjileriniz var. Güzel güzel şıkır şıkır giyinin. Hayırlı kısmetleriniz var. Bekar olan herkese enerji olarak iyilik var. İyiliği çekmeniz taraftarıyım. Bir de şunu unutmayın. Bu ara evliliği kötü giden çiftlerde tekrar barışma kararı aldınız. İyi bir ilişki terapistiyle dengeleri, ruhu iyileştireceksiniz. Hayırlı olsun diyorum. Ama aile büyüklerimizde özellikle anneanne, dede, babaanne dediğimiz hala, büyük baba, hala gibi sağlık problemleri, koşturmalar, hastane tempolarımız, ameliyatlar olabilir. Biraz hüzün, biraz sıkıntı yaşayabiliriz. Hayat bazen yaşıyoruz, bazen ölüyoruz. Unutmayın lütfen. Tabii ki bu enerjiyle alakalı bir şey. Evet, evli çiftlerimizle ilgili şunu demek istiyorum. Evde yatak odası, çocuk odası, evdeki her şeye atmak istiyorsunuz ama para ekonomimize zarar veriyorsunuz. Yavaş yavaş, yavaş yavaş çözmemiz lazım. Ama sizin mutfak tamiri ve banyo tamiri. Yani eşyalardan çok mutfağınız ve banyonuz, küçük banyonuz yenilenmesi lazım. Çatı ya da tavanlarla ilgili krizler var. Bunları önlemek lazım. Haziran ayında yeni eşyalar alırız. Ufak tefek tadilatlar iyi gelecek. Bir de eşinizin çok yoğun iş ve para kaybından kaynaklı çok gergin ve çok sinirli. İdare etmekten yorulduğunuz, hak veriyorum ama onun beklediği paralar hanenize girecek ve eski para enerjiniz de düzelecek gözüküyor. Aileniz kalabalık olabilir, çok insan hane içerisine kalıyor olabilir. Hanede artık ev arayışları, yeni eve geçecek insanlarımız var. Bir de yazlık ya da köy eviniz varsa bunlarla ilgili ufak tefek tamir, tadilat söz konusu olacak. Bu da sizin için güzel, keyifli olacak diyorum, dedim bile. Evet sevgili gençler, eğitim konusunda gayet dağınıksınız. Biraz odaklanın. Devlet sınavlarınızla alakalı biraz daha mülakatta olumlu diyaloglar yaşamanız lazım. Dikkat sorununuz var. Ve sağlık olarak saç dökülmesi, alerjik ve saç egzamalarımız olabilir. Mümkün olduğu kadar bunları düzeltmemiz gerekiyor. Belki cilt dahiliye dokusu olur, iyi gelecek. Evet, size şöyle bir söz. Baharın tadı
Kuşların sesi, çiçeklerin nefesi kadar güzel geçsin bu haftanız. Sevgili aslanlar, ne diyelim? Abone olmayı, yorum yapmayı, insanlara sunmayı, beğenmeyi ve kanalı ailece büyütmeyi tavsiye ediyorum ben size. Ben bıktım, siz bıkmadınız benden söylemekten. Neyse, 1 Mayıs'ta işçi bayramımız, emekçi olan herkese emekleri en güzel şekilde hanesine versin. 1 Mayıs'ta Plüton Retrosu 20.08'de gerçekleşecek, 0 derecede kovada. Oğlak Burcu seyrine doğru hareket edecek. 5 Mayıs'ta 14 derecede ay tutulması Akrep ve Boğa aksında gerçekleşecek. 14 derece olan 13, 14, 15, 16 derecede haritanızda, natal haritanızda o dereceler varsa o dereceleri tetikleyecek. 7 Mayıs'ta Venüs artık yengeç seyrinde ve Merkür Retrosu hayatımızda renk katıyor. Korkmayın, kötü olmayacak diyorum. Ama şunu demek istiyorum, yani sizin dördüncü evi, yani aileyle alakalı yaşadığınız ve sorunları çözemediğiniz noktalar daha çok alevlenecek. Krizler, küskünlükler, kaoslar daha çok artabilir. Adım atalım, inadı bırakalım, sakinleşelim. Çünkü aile içerisindeki sorunları ve ben değişiyorum, kimseye muhtaç değilim, ailemi siliyorum, herkesi siliyorum diyerek değişim yapamazsınız. İnsan kökünü, insan atasını, insan lirasını terk edebilir mi? Terk edemez. O yüzden kendi aile içerisindeki sorunlar ve hastalık, bazı sıkıntılar, bazı kayıplar yaşayabiliriz. O yüzden aile çok önemli. Aileyi silmemek lazım. Küs olmamak da lazım. O yüzden sizin aile kök evinizi tetikleyecek bu tutulma. Ama şunu demek, iş hayatımızla ilgili bazı konularda hak ediliş, yani ben masamın değişmesini istiyorsam, ekibimden rahatsızsam, dışarıdaki yerlerden memnun değilsem, bölgem değişmesini istiyorsak, bu konularımız gayet verimli şekilde bizim hayatımıza renk katacak. Ama aile en önemli kavram, unutmamanız gerekiyor. Ortaklı işlerimizle ilgili çözümsüz gördüğünüz, imzalanması gereken, Ankara'da bekliyorsanız ya da belediyede evraklarınızla ilgili olumsuz gördüğünüz şeylerde olumluluk evreniz var olacak. Mesela devletle ilgili daha büyük bir meclise geçmek ya da daha büyük bir belediye alanında olmak istiyorsanız bu fırsatlarla ilgili yoğunluk, devletle ilgili yerleşim ya da kurumsal büyük bir şirketteyseniz yurt dışı bağlarınızla alakalı yoğunluk, hareketlilik, aynı şekilde eğitim ve kariyerinizle ilgili beklenti içerisinde başvurularınızda olumluluklar var. Ama aile kökümüz zarar görüyor. Biz kazanırken o aileden geldiğimizi unutmamamız lazım. Gidin sımsıkı sarılın. Affetmek erdemliktir. Yani küslük çok saçma ve çok çocuksa geliyor. Çünkü küs olduğunuz hayat size acı verir. Onlar sizin için acı çeker ama siz inada acıyı birleştirirsiniz. Sağlıklı olmaz. Evet, özellikle bu sene evli çiftlerimizle alakalı çalışan evli çift, her ikinizin de işinde krizler var. Yeni iş aramanız lazım. Taşınma konularınızla ilgili ev konuda rahatsızsınız ve bina ve çevreden yeni noktada da bulamadınız. İdare etmeye çalışıyorsunuz. Ailenizin size sunacağı bir ev desteği var. Bunu da alma vakti, tapunuz, evranız, ailenizin teslim etmesi gereken konularda da artı bir enerji var. Unutmamanız gerekiyor. Şirket açmak. Aç kardeşim aslan, korkma. Ortaklı bir şirket aç, yurt dışı ihracat alım ya da sosyal ağlardan, dijital alanlarda yapmak istediğin markanla ilgili korkma. Çünkü sen başarı odaklısın, başarıya engel yok. Ama siz bu ara kafa çok yoğun çalıştığı için her şeyi yapmak istiyorsunuz. İki şey ya da bir şeye odaklan, o senin olacak. Evet, evli çiftlerde iş krizleri, ev krizleri söz konusu. Çocuklarınızla alakalı okulla ilgili başarısızlıklarla ilgili yüzleşeceğiniz konular var. Onları da sizin hatanız, özel ders ya da dil eğitimi ya da Türkçe'de eksiklikler olabilir. Bunları toparlamamız gerekiyor. Aşk mı? Evet, yeni bir aşka yelken attınız. Apar topar evlilik teklif alabilir, evlilik yapabilirsiniz. Ne aceleniz vardı? Tanıyın lütfen. İlişkinizle ilgili yaşadığınız krizler ve uzun soluklu ilişkilerde krizleri düzeltip birbirimize daha saygılı bir şekilde devam edeceğiz. Geçmiş beklenti içerisinde olduğunuz, aşk konusunda yara aldığınız kişiyle yüzleşme ve hesaplaşma evresi. Boşanmış çiftlerde çocuk kavrası, çocuğu göstermez. Başka birinden mi yaptınız?
ya da başka bir kadından mı yaptınız? Ortak çocuğunuz, çocukların ileriki hayatına zarar veremezsiniz. O onun babası, siz onun annesisiniz. Lütfen çocukları ortada bırakmayın. Ayrılmış olabilirsiniz ama siz ayrılmıyorsunuz. Ortak çocuklarınız var, bunun için mücadele edin. Evli çiftlerimizle alakalı, evli ev hanımlarımız. Ya bir kurs, bir eğitim, kendini geliştirmen lazım. Devamlı parasal evrede ailene destek vermek istiyorsun, adım atmıyorsun. Kurslara giderim. Eylül'de güzel kurslar başlayacak. Devletin sunacağı belediyelerin kursları var. Lütfen kendimizi geliştirelim ve ailemize ev desteği yapmamız lazım. Tek başına çalışan eşler için de yetemiyorum. Çocukların eğitimi, hayatı, faturalar, çok bunaldım diyorsunuz. Miras bekliyorsunuz, aileniz sizi reddetmiş gibi zaten. Siz kendi emeğinizle yapabilirsiniz ya da o aile kökten yok olmalı ki haklarınızı alabilirsiniz. Özellikle evliliğinize görümce ya da işte aile köklerinizden zarar verecek insanları biraz da aile içerisinden uzak tutmamız gerektiğini bilmeniz lazım. Çünkü gereksiz dedikodular ve saçma sapan olaylar evliliğimizi tetikliyor. Lütfen misafir de o eve gelse, kardeşiniz, eşinizin kardeşi, evliliğinize sahip çıkın, dedikoduya, nazara fırsat vermeyin diyorum. Aynı şekilde çocuk tedavisi düşünenler için acele etmeyin. Doğru zaman mı? Seçim sonrası karar vermemiz lazım. Şu an doğru zaman değil bu zaman diyorum. Aynı şekilde sağlık olarak en önemli şey, mide asitlerimiz, migren ve sinüsitlerimiz artabilir ve bahar nezlemiz. Hani bende bahar nezlesi var, sesim kısılıyor ciddi anlamda. Bunlara dikkat edelim. Evet, size söyleyeceğim en güzel şey, sevmek çok güzel. Sevdiğinizi ve sevildiğinizi hissettirmek daha güzel. Sevildiğinizi hissettirin, sevdiğinizi de hissettirin lütfen. Hoşça kalın. Sevgili Başaklar, yükselen ve ay burcunuzu yorum yazmayı, beğenmeyi, takip etmeyi unutmayın. Paylaşın. Gerçekten sayfanızda paylaşarak kanalı büyütebiliriz. Gizli takipçilerime sesleniyorum. İzleyip beğenmiyorsunuz. Ne diyeyim? Evet, 1 Mayıs'ta İşçi Bayramımızda emekçi olan herkese Allah daha çok bereket versin diyorum. 1 Mayıs'ta Plüton Retrosu 20.08'de 0 derecede Kova'da geri hareketi, yani Oğlağa geçiş yapacak. Yani bu da bizim için işle alakalı, yakın çevre, yakın diyaloglar, geçmişe ait krizler, çözemediğimiz noktalarla ilgili daha dikkatli olmamız gerektiğini, 5 Mayıs'ta Akrep'te bir ay tutulması gerçekleşecek 14 derecede 20-23'te. Natal haritanızda 14 derece, 13, 12, 14, 15 derece olan noktalarımızı daha çok tetikleyecek ve Boğa da 14 derecede olacağı için o akslarımızı ihmal etmeyelim. Evet, sizin daha çok üçüncü evinizi ve üçüncü ev konularımızı, yakın arkadaş, iş bağlantılarımız, yakın dostlar, aile bağları, kuzenler, yeğenler, ıvırlar, zıvırları tetikleyeceği için aynı şekilde işteki güvendiğimiz alanları da tetikleyeceği için ne diyoruz? Venüs Yengeç'te aynı şekilde Merkür Retrosu. Merkür Retrosu heyecanlı, rahat olun. O yüzden hızlı kararlar alırken, İşi değiştiriyorum, sevgilimi bırakıyorum, ev değiştiriyorum, araba değiştiriyorum dediğiniz noktaları daha böyle sakin karar vermemiz gerekiyor. Daha dingin, daha aklı başımızda karar verirsek doğru geçiş sağlarsın. Ben bugün bu evden nefret ediyorum giderseniz o evde de huzursuzluk, o araçta da, o ilişkide de, o düzende de, o işte de huzursuzluk yaşayabilirsiniz diye not verdim, bilginiz olsun. Evet. Yakın çevre, yakın dostluklarla ilgili tartışmalara açık olacağımız ve kuzenlerle çok hoş, sohbetli, güzel, keyifli vakitler geçirmenizi de temsil ediyor. Aynı şekilde miras konularımızla alakalı alabileceğimiz ortak hesapları da gündemimize katacağız. İşimizle alakalı büyütmek istediğimiz noktalarda daha radikal kararlar vererek yerimizi, markamızı, ismimizi daha çok genişleteceğiz. Kurumsal bir alandaysanız yeriniz belirlenecek. Hani ortalık malı gibi her yere koşturuyoruz ya, o iş senin. Koş şuna, koş buna dediğimiz nokta, artık masamız, yerimiz belirgin olacak. Yine koşacaksınız ama masanız belirlenerek. Eğer ki devletle bağlantılı noktadaysanız sizin koşturma döneminiz, yeriniz belirsiz devam edecek. Şöyle diyeyim, yani oradaki makamdan başka bir makam, oradaki görevi başka bir insanın görevi olarak, yani tekrar bölümler değiştirerek yerinizde hakim olacaksınız. Eğer iş bekliyorsanız fırsatlar bu konuda olumlu. Yakın çevrenizden alacağınız iş fırsatı size kalıcı bir iş imkanı da sunacak.
Kendinize yeni bir iş ve mekan ve iş arayışındaysanız yapmanız gerekiyor ama mantıklı karar vereceğiz. Yani planlayacağız. Paramız neye göre yetiyor? Hani hop deyip parayı komple yaparsak iş aynı anda kapanır. O yüzden düzenli ve dengeli şekilde idare ederek yapmamız lazım. Özellikle yazma kabiliyetiniz ve öğretme kabiliyetiniz, astroloji merakınız, kozmik enerji merakınız varsa bu tarz eğitimleri alarak kendinizi geliştirip bu konularda meslek edinebilirsiniz. Hisleriniz ve hissiyatınız çok fazla kuvvetli. Uzun süredir köklerdeki o miras gelsin diye bekliyordunuz. Bu yaz Haziran'a kadar bu miras konularınız parça parça size para, yasal haklarla ilgili ne kazanacağınız ya da ne yapılacağınız size verilecek. O yüzden mutlu olun. Para geliyor. Kokusu daha güzel geldi şimdiden. Bilginiz olsun. Eğer ki kardeşiniz ya da ablanızla iş yapıyorsanız anlamsız tartışmalar olsa da ortak bir bölümde birleşiyoruz ve fikirler aynı ilerliyor. Reklam, dijital alanlar, mesela e-devlet, e-ticarette işleriniz varsa da kazançlarınızın fazlasıyla artacağı. Yurt dışına yerleşmek, yurt dışı seyahatinizle ilgili planladığınız, bize evrak konularımızda eksikleri tamamladık. Bu kapılarımız da hayırlı. Ama şirketinizin size farklı bir yol beklentisi ve konum olarak farklı bir ülkeye yollaması bir 6 ay orada görev yapmanızı da temsil edecek. Bilginiz olsun, yerleşmek bununla ilgili mücadeleler için de güzel fırsat kapılarınız var. Korkmaya. Çünkü sen her zaman en derinden başardın. En dipteyken paran oldu. En dipteyken ağlarken iş ilişkiyi düzelttin. Senin düzeltemediğin hiçbir şey yok. Sadece psikolojini düzelt yeter. Takıntılarını düzelt yeter. Daha güzel kendinle uğraş yeter diyorum. Evet, yeni aşk başlayanlar, evlilikle ilgili koşturma telaşı, ilişki doğru bir noktada ilerleyecek. Geçmiş özleminiz, geçmiş takıntılarınızla alakalı yavaş yavaş yaralarınızı sarmaya başladınız. Uzun soluklu ilişkilerde söz nişan haftası, bu kararları vereceğiz. Kurban Bayramı'ndan sonra hemen evlilik telaşınız da olacak. Bu ara o iş yerinizde ya da çevrenizde beğendiğiniz kişi size adım atacak. Eski ilişkilerde mesajlar alabilir, geri dönüşler olabilir, tercihlerde zorlanabilirsiniz. Ne gerek var ki? Aynı pilav yenilmez. Aynı yoğurt tekrar üflenmez. Ama sen içindeki üflenin canını yaktığı noktadan yakmak istiyorsun. Sana izin veriyorum. Yak canını yakmak istediğin noktadan. O hak etti. Çünkü sen en güzel giderken terk edildin diyorum. Aldatıldın, terk edildin, yalanlar oldu. Evli çiftlerimizde ciddi bir boşanma anlaşmalı şekilde ve aileler de bu konuyu okeyledi. Çünkü her iki tarafta mutsuz, şiddetli bir geçimsizlik var. Ekonomik olarak da anlaşmalı şekilde yol alacağız. Çocuklarla ilgili de bir sıkıntımız yok. Kararsızsınız, boşanayım, boşanmayayım o noktada. Tekrar bir ilişki terapisti değildi ama bu ilişki zaten bitmiş. Tekrar zorlamanın anlamı yok. Evli çiftlerimiz ve ev hanımlarına sesleniyorum. Özellikle bu dönem en önemli şey eşinizin iş yerinden çıkartılma, kenardaki altınları mecburen biriktirdiğiniz altınları vermek zorunda kalabilir. Eşiniz kendine iş kuracak, ona destek olun. Çünkü haksız yere ve oradan geleceği bir para var. Bu parayla birlikte iş kuracak, destekli olun. Siz de bir şeyler yapabilir, ona destek olabilirsiniz. Sabit işi olan sevgili ev hanımları için eşiniz çok dağınık. Gerçekten dağınık. Onu düzeltemediysen bu hayatta o düzelmez. Bunu böyle kabul et. Çünkü sen o kadar artık konuşma seni çıldırttı. Boş ver, onu düzelmeyecek, bunu bil. Çocuklarınızla ilgili iletişimle ilgili pürüz yok. Onlara çok kural ve saat konularında takıntılarınız var. Bunları da düzeltirseniz, hafta sonları onlarla güzel vakit geçirirseniz, onların eğitim ve kariyer hayatı başarı korkmanıza gerek yok. Ev değişimi ve araç değişimi kararı olan sevgili Başaklar. İstediğiniz evde, istediğiniz araçta olacak. Sakin karar veriyoruz. Sakinlik dinginlik yaratır. Siz dingin karar vermeniz lazım. Diş eti iltihaplarımız, burun enfeksiyonu ve sinüslerimizde sıkıntı olabilir. İhmal etmeyin. Hoşça kalın. Sevgili teraziler, yükselen ve ay burcu terazi olan, beğenmeyi, yorum yapmayı, dillere destan söylediğim sözü de artık yapın istiyorum. 1 Mayıs İşçi Bayramımız, Emekçi Bayramımız. Şimdiden emekçi olan herkese bereket yağsın diyorum. 1 Mayıs'ta Plüton retrosu 20.08'de Kova Burcu'nda 0 derecede Oğlağa doğru gerileyecek. 5 Mayıs'ta Akrep Burcu'nda 14 derecede Akrep ve Boğa aksında gerçekleşecek. Güneş Boğa'da, Ay Akrep'te olacak. 20-23'te bu tutulma gerçekleşiyor diyorum. Evet, sizin ikinci ev konularımız ve bu konularla alakalı parasal birikim evrelerimiz, hayatımızla ilgili yapmak istediğimiz noktalar,
Yengeç de artık Venüs evresinde söz konusu olacağı için siz kendinize ait yolculukları, planladığınız seyahatleri ve hayatınızda olmasını istediğiniz yaz planını şimdiden gerçekleştirmenin altyapısını kuracaksınız. Merkür Retrosu sizi rahatsız eder mi? Etmez, rahat olun. Sadece kalp sıkışması, panik atağınızla alakalı gerginlikler yaratabilir ama böyle aman aman düştüm, kırıldım, bacağım kırıldı değil de büyüklerimizin bu tarz sıkıntıları olabilir. Siz de öyle bir şey hissetmedim, bilginiz olsun. Parasal konularımızla alakalı krizleri önleyeceğiz. Yeni kapılar, yeni iş konularımızla alakalı gerçekten rızıklarımızın açılacağı, yeni iş kapılarla ilgili de parasal konularda daha rahat geçişler sağlayacağımız bir döngü olacak. Yani para yeteneklerimiz, kendimizle ilgili planladığımız yeni projeler, işimizle alakalı konuşmamız gereken paramızla alakalı noktaları doğru kazanca çevireceğiz. Arabamızı satabilir, daha büyük bir para, güzel bir yatırım yapabilirsiniz. Evinizi ufak tefek tadilat ederek yaptıktan sonra satabilirsiniz. Böyle düşünelim. Paramıza para katma. Yani kazı çalışmanız varsa sürpriz altın çıkabilir toprağınızdan. Buna özellikle sevgili teraziler, Akdeniz ve özellikle doğu bölümündeyseniz toprağınız kıymetli gözüküyor, bilginiz. Bu arada dijital alanlara merakınız varsa parayla ilgili şu an bunu Temmuz'dan sonra yaparsanız daha kazançlı olacağınızı da uyarıyorum. Evet, kurumsal bir alanda işinizle ilgili çok yoğun bir tempo, vaktiniz olmayacak yemek yemeye, sohbet etmeye, toplantıdan toplantıya yöneticiniz ve patronunuzla devamlı iç içe olacağınız bir nokta olacağı için dışarıda ne olduğunu farkına varmadan devamlı sırt çantanız, bilgisayarınız oraya koştur, buraya koştur, bu hesap, bu proje, bu inşaat, bu böyle bir evremiz söz konusu olacak. Artık kazançlı olacak, bunu unutmamız gerekiyor. Aynı şekilde devletle alakalı kurumsal bağlantılarınız varsa burada evraklar, imzalar atılması gereken beklediğiniz konularla ilgili devreye sokacağımız insanlar işimizi hızlandıracak, bilginiz olsun. Devlet atamanız, devletle ilgili iş beklentiniz varsa biraz daha mücadele edip bu sınavlarla alakalı doğru puan ama devreye birini sokmanız gerekiyor. Öyle birini tanımadığın için Rabbim size o konuda da bir şans verecek, endişe etmenize gerek yok. Serbest meslek yapıyorsanız kazancınızla ilgili çevre, yenilik, yeni oluşumlar evresinde olacağınız farklı fırsatlarınız var. Bunları güzel değerlendirmemiz lazım. Evet, ortaklı iş para kazandıracak. Sadece içte bir enerji kaybı var. Yani için bir rızık kesilmiş gibi. Karınca duası, ayetel kürsü, nas, felak okursanız içsel enerjiyi de daha hızlandırabilirsiniz. Bu da gelen giden insanların yoğun olması olarak gözüküyor. Küçük bir tezgahınız varsa para kazanır mıyım? Evet, bu hafta, bu ay gerçekten kazancınıza ekstra primler, ekstra kazançlar söz konusu olacak. Borç aldığınız kişiye ödeme vakti. Hep erteliyorsunuz. Borç istiyorsun, herkes veriyor, cebine akrep var, sanki bu akrep vermek istemiyorum, onu da halledeyim. Bunu. Lütfen o insanların ihtiyacı var, borç konularımızı bir an önce çözmemiz lazım. Çalışan çiftlerde özellikle hanımımızın işle ilgili yaşadığı krizler atılma değil. O atılmaya çalışıyor parasıyla ilgili. Şirket onu atmaz. Yer değişimi ama daha alt bir kademeye atabilirler. O yüzden mobbing uygulaması var. Sakın pes etmesin, çalışsın diyorum. Kız çocuğunuzla ilgili biraz daha yaratıcı enerjisi var. Ona destek vermemiz lazım. Oğlumuzla alakalı spor ya da çok konuşmaya dil sesi ve güzel olabilir. Bunu bu noktalarda geliştirebiliriz. Evet, aile işimiz varsa kazancımız yoğunlaşacak. Dijital alanlar, sosyal ağlarda daha güzel verimlilikler var. Ne bileyim, konuşan, böyle akademisyen eğitim anlamı ve bu konularda ve doktor olabilirsiniz. Bu konularda kitap ya da bu konularda başarı sağlamak istiyorsanız akademik olarak doçentlik, profesörlük bu tarz başvurularımız olumlu ve kendi kitabınız, kendi başarınızı yapacaksınız. Spor salonunuz, güzellik merkeziniz varsa çok iş ve çok hareketli bir nokta olacak. Biraz daha egonuz kalkmış olabilir. Bunu indirmemiz gerekiyor, bilginiz olsun. Evet, aşk konusunda sevgiliniz sizi bırakacak. Konuşuyorsunuz, devamlı kavga ediyor. Devamlı kıskançlık var onun yaptıklarınız. Bitmeyen sorgulama, cep telefonu merakınız, takipler. Artık burasına kadar değiş. Değişmezsen o seni bırakıyor. Yeni ilişkiye başlayanlar için bu ilişkiye fırsat vermeniz gerekiyor. Karşımdaki kişinin size karşı enerjisi yüksek. Sadece siz endişelisiniz, güven probleminiz var. Bırakın bu sefer de güvenmeyin. Bu sefer böyle şans verin.
hep güvendiniz ne oldu? Elinizde patladı. Güvenmeden gidin, güvenmeden yürüyün diyorum. Çünkü bazen güvensiz başladığımız insanlar bize güveni tazelettirebilir. Boşanma fikri olan teraziler, mahkemede uzun süredir devam ediyorsa yine boşanamayacaksınız. Mahkemeniz ertelenecek. Ya ölecek ya siz öleceksiniz bu şekilde. Bu boşanma gerçekleşmeyecek. Ama unutmayın ki evliliğinde yeni evlenen, yeni ilişki kuran sevgili takipçilerimiz için de şunu demek istiyorum. Güzel yolculuklar, güzel adımlar. Hatta gebelik evreniz, yeni bir evre, güzel bir mutluluk var. Yurt dışı vizeniz ya da vatandaşlık hakkınız onaylanmış, son imzalarınız var. Yurt dışı ya da şehir dışından ev almak istiyorsanız bu kapılarımız da hakim. Stabil bir düzen yaşıyorsanız ailenizden size bir ev anahtarı desteklenecekseniz merak etmeyin. Ev hanımları, bazen susmak her şeyi ifade etmektir. Artık susma, konuş. Çünkü kocan susmayı da anlamıyor, konuşmayı da anlamıyor. Yani araya insanları da soktuğunu anlamıyor. Ama seni seviyor, evini seviyor. Kişi böyleydi. Aldığında da ürün buydu. Değişmeyecek. Ama sen sevgi ve şefkat istiyorsun. Biraz daha duygusallık istiyorsun. Ona küçük küçük notlar yaz. Ne bileyim, yatağın yastığının üstünde uyurken görürsün. Sabah uyandığında cep telefonuna beni sevdiğini söyle yaz. Bir şeyleri renklendirebiliriz. Cinsel hayatımızı, hayatımızla ilgili renklilik katabiliriz. Ama ilk önce ev değişimimiz var. Oğlunuz ya da eşiniz araç değişimiyle ilgili gündemimiz var. Bu değişim gerçekleşecek, hayırlı olacak. Yalnız bir mahkemeyi kaybedebilir, para ödeyebilirsiniz. Bilginiz olsun. Sağlık olarak boyun fıtığı, bel fıtığımız ve akciğerlerimizle alakalı dikkat etmemiz gereken sıkıntılarımız var. İhmal etmeyin. Ya ne diyeyim? Diyecek tek şey, siz çok değerli ve çok iyisiniz. İyilik size güzellik getirir. İyiliklerden vazgeçmeyin. Sevgili akrepler, nasılsınız? Güzel, keyifli, güzel bir hafta. Diyelim, umutsuz leylek olmaz. Bir yerde leylek görürüz, muradımız olur diyeceğiz ve dedim, yükselen ve ay burcunuzu beğenmeyi, yorum yapmayı dilime yapıştırdım artık. İnat ettim ya. İnatçıyım ben. Neyse, 1 Mayıs İşçi Bayramımız da mübarek olsun. Emekçi olan, tırnaklarıyla kazanan madencilerimiz, herkesin böyle emeğine bol rızık versin Yaradan diyorum. 1 Mayıs'ta Plüton retrosu. Yani 20.08'de 0 derecede Kova'dan Oğlak ilerlemesine doğru gidecek. 5 Mayıs'ta Akrep burcunda ay tutulması. Güneş Boğa'da, ay Akrep'te 14 derece. Natal haritanızda 14 derece olan evlerinizi daha çok tetikleyecek. 7 Mayıs'ta Venüs Yengeç burcunda olacak. 17-24'te Merkür retrosunu unutmayacağız tabii ki sevgili akrepler. Çünkü siz tutulmaları çok seviyorsunuz. Yani bizim birinci evimiz, ben evimizde ay tutulmanız 14 derecede gerçekleşecek. Yani baş roldesin. Rolünü doğru yap akrepler. Standartını, rolünü, sistemini, hayatını, sahneni doğru kullan. Çünkü baş rol ve hayatında yapman, fırsatlarla ilgili yarattığın kapıların sana açılması ve asla olmaz, o kişi beni aramaz dediğiniz fırsatlar bile ayağımızda, Allah bize fazlasıyla sunacak. Yani nazar değdirmesin, tuttuğunuz el altın olacak şekilde olacak. Yurt dışı ticareti yapıyorsanız, yurt dışı ile ilgili anlaşmalarımız, yurt dışı yerleşmelerimiz, yurt dışında çocuklarınızla ilgili ev, düzen arıyorsanız bu kapılarınızda çok olumlu evrelerimiz söz konusu olacak. Yani benliğiniz ve etrafınızda benim dediğimiz evreleri çok güzel destekleyeceksiniz. Başrol olduğunuz için işinizde enerjiniz daha yüksek olacak, daha görünür, daha imkanlar. Ekipte gergin olduğunuz alanları yumuşatarak daha liderliğe hakimiyet kuracaksınız. Görünmüyorum, işte ben neredeyim dediğiniz noktanın mevkisini daha hızlı bir şekilde hayatımıza almış olacağız. Olabilecek kazançlarımızı arttırmak için çok güzel ekstra çalışmalar, farklı işlerde de gelecek 3-4 iş temposunun da verdiği kazançlarımız olacak. Kurumsal yerde yöneticiliğiniz hak kazanılmış olacak. Yurt dışı, şehir dışı görevlerimiz artacak. Devlette asker, yani devlette rütbe, konum mevkiniz varsa atama, yani konum atamanız, yer değişiminiz, şehir değişiminiz, yurt dışı bağlantısı görevleriniz de hayatımızın içerisine geçmiş olacak.
Eğer ki cezanız varsa da hapse girmenize sebep olacak, bilginiz olsun. Yani unutulan ve unutturulan birçok noktada hem kazanç var hem stres var, bilginiz olsun. Eğer ki kendi işinizi yapıyorsanız biraz daha alanda renk oluşumu, yeni renkler, yeni insanlar ve tanıtımlar gerektiğini, eğer otel işletiyorsanız butik otel gibi, küçük bir yer gibi evinizi kiraya veriyor olabilir, günlük kazancınız bu olabilir. Daha renklendirerek buranın kazancını, fırsatı yaratacaksınız. Aslında kazanç değil, siz neyi yaratmak istiyorsunuz? Ben olmalıyım. Size bu yıl gerçekten Rabbim öyle bir kazanç verecek. Öyle bir kazancı doldurmayı unutmazsınız. Çünkü sizde şu var. Nasıl olsa geliyor onu da alayım. Nasıl olsa o da geliyor bunu alayım. Hayır, pinti olmanız gerekiyor artık. Yani o kadar çok şeyiniz var ki. Yani eşya, kıyafet, koltuk da. Ev alın. Evi de bırakın. Arsa, toprak yatırımı yapın. Çünkü bu yıl yapacağınız her şey sizin yaşlılık ya da orta gençlik ya da ailenizin size bırakacağı imkanların değerini kazanacaksınız. Lütfen yatırım yapmayı unutmayın. Bu ara sanatçı çocuğunuz varsa, müzik, sanat, tiyatro, bu tarz konularda meşhur olmak istiyorsa şans enerjisi var. Bol bol destek, dil eğitimi ya da bu konularda yurt dışı ile ilgili çocuğunuzu yurt dışınıza yollamak istiyorsanız bu fırsatlar da var. Bunları değerlendirebilirsiniz. Ama şunu demek istiyorum. İşi bırakmak isteyen sevgili akrepler, gol atın. Çünkü orası hak etti. Yüzüstü bırakmayı hak etti çünkü sizi oyalıyor. Artık yeni bir fırsat da var. Gol atın gidin. Çünkü size gol atacaklar. Siz gol atın, haklarınızı elinizde imkanlar var. Bunlarla mahkemeye vererek haklarınızı da alabilirsiniz. Çalışan çiftlerimizle alakalı stabil devam edecek. İşsiz olanlarda güzel fırsat kapılarımız var. Doğru kapıyı bulma evreniz için hayırlı diyorum. Ama şehir değişimi, ben İstanbul ya da kalabalık şehirden daha küçük bir alana gitmek istiyorum. Çocuğumu, çoluğumu orada büyütmek istiyorum diyorsanız, Haziran sonu pırlı pırtıyı topladınız, gittiniz, hayırlı olsun. Küçük bir alanda yaşamak size uğurlu ve bereketli geleceğini gösteriyor. Aynı şekilde aşk enerjiniz de var, sevgilinizden kurtulma enerjiniz de. Hem seviyorsun hem kurtulmak istiyorsun. Ne emmeye geldin ne gömmeye geldin. Bir yandan onun kokusunu özlüyorum, bir yandan alışkanlık, bir yandan kültürel uymuyoruz diyorsun. Ama onun üstüne gidiyorsun. Bu ilişki terapisti şart. Bu ilişkinin bir geleceği yok ama sen ısrarcısın. Yeni ilişki çevrenizde tanıştırmak isteyen insanlara fırsat verebilir. Enerjiniz yüksek ama egolarınız tavan yaptığı için kimse sizin tarzınız olmayabilir. Ay bunu beğenmiyorum, ay bunu beğenmiyorum. O benim tarzım değil. Yok dişi kötü, yok kel, yok boyu kısa demeyi de bırakmanız lazım. İç kalbe bakın. İçi ne kadar güzel. Sizi ne kadar sevecek, size ne kadar değer verecek ona görmemiz lazım. Ailemizin yıkılması gereken bir toprağa ya da müteahhite gitmesi gereken ev imzası gerçekleşmiş olacak. Ama çocuğunuza yeni bir ev tuttuysanız çocuğunuz o düzende rahat ve güvenli olabilir. Bazı çocuklarınızda bağımlılık, sigara, alkol, dışarıdaki bazı bağımlılıklara merak sarmış olabilir. Çocuğunuzu takip edin. Nişanlı çiftlerimiz Haziran sonu, Ağustos ortasına kadar evlilik evrenizi tamamlıyorsunuz. Hayırlı olsun. Aynı şekilde nişanlanmayı düşünenler apar topar hemen aile bir araya gelecek ve nişanlanacaksınız. Evli çiftlerde çok kalabalık bir hafta söz konusu olacak. Her şeyde misafir bitmeyecek, o yüzden evde olay da bitmeyecek. Ama eşiniz sizi seviyor, siz de eşinizi seviyorsunuz. Sadece sorun diliniz sert. Onun da dili sert, sizin de dili. Aslında siz kavgacı çiftlersiniz. Birbirinize sımsıkı sarılın. Ve boşanma fikri olan akrepler Haziran sonuna karar verdiniz ama sözleşmeli, anlaşmalı boşalmanız gerçekleşecek. Araç kazası, düşmeleriniz olabilir, kırılmalar olabilir ve durup dururken ayağınız burkulabilir. Yanlış spordan vücudunuz kasılabilir. Yani vücut kasılmalarımıza, kas sıkışmalarımıza dikkat edeceğiz. Ve ağız eti kanamalarımız, diş eti kanamalarımızı ihmal etmeyin. 20'lik dişiniz ya da dişlerde dolgu problemi olabilir. Bunları çözelim. Evet. Şimdi, sağlık insanın nefes aldığı kadar var. Sağlığımız olmalı ki nefes almalıyız. Hoşçakalın. Sevgili yaylar, yükselen ay burcu yay olan güzel takipçilerim. 1 Mayıs emekçi bayramımız. Yaltırda çalışan, yolculuk yapan, maden işçisi, zor işte çalışan herkes, sevgili ev hanımları, emekçiler. Kutlu ve bereketli olsun hayatınızda. 1 Mayıs'ta Plüton retrosu 20.08'de 0 derecede Kova'da Oğlağa gerileyecek. 5 Mayıs'ta
ay tutulması gerçekleşecek. Ay Akrep'te 14 derecede, Güneş'te Güneş Boğa burcunda olduğu için 14 derecede, 20-23'te gerçekleşecek. Bu bizim 12. evimiz. Ruhsal travmalarımız, gizli düşmanlarımız, ortaya çıkacak dedikodular, yani ortaya atılacak iftiralar, gizli anlaşmalar, gizli olaylara şahit olacaksınız. Sizi de gizli şekilde takip edebilir, size de iftiralar atılabilir. Dikkatli olmanızı öneriyorum. Yani iş konularınızda, çevrenizde sır verdiğiniz, güvendiğiniz insanlar hançerleyebilir. Güvendiğiniz yönetici, inandığınız insanlarla sizi işten zarar yaratabilir. Aynı şekilde ortakla alakalı saklanılan gizli paralar, işimizle ilgili gizlenen olaylar açığa çıkabilir. Bu hafta daha dikkatli. Aslında şöyle söyleyeyim, son 6 ay ve 2 yıl önceki yaşadığınız aynı travmaları ve 2012'de yaşadığınız aynı travmalarla yüzleşeceğiniz için 2022, 2002 ve 2012. Yani sizin bu travmalarınızı tetikleyecek. Geçmişte ne yaşadıysanız Allah size aynısı. 6 ay boyunca dikkatli olacağız. Kimseye sır vermiyorsunuz. Sırlar. Ve bu gizli düşmanlarınızın yanında olmanızı tutmanız gerekiyor. İş bağlantılı insanların kim düşmanınız, kim değil biliyorsunuz. Onları da ben düşmanımı yanımda severim. Bilirim düşmanımı. Ona göre hareket ederim. O yüzden siz de ona göre hareket etmeniz lazım. Yeni işe başlayanlar için güzel bir nokta. Yeni anlaşmalar ve bu işte kendinizi büyüterek kendi işinizle ilgili büyük alanlara hakimiyet kuracaksınız. Kurumsal alanda bazı değişimler ve size farklı noktadan gelecek zararları görmemiz lazım. Ve gideceğimiz seyahatlerde, gruplarda gereksiz tartışmalar, kavgalardan uzak durup sadece işe odaklanmanız gerektiğini uyarıyorum. Aynı şekilde devlette görevli ve devletle alakalı herhangi bir kurumdaysanız ani baskınlar, ani olaylar, ani iftiralarla karşı karşıya kalın. Lütfen telefonlarımıza, konuşmalarımıza, maillerimize, kimlerle dostluk yapıyorsunuz dikkatli olun. Biri sizi şikayet edebilir. O yüzden işinizden olabilirsiniz. Zarar görmenizi istemiyorum. Evet, kendinize iş kurmak istiyorsanız yapabilme ihtimaliniz çok yüksek. Uzun süredir bunun için emek harcadınız. Emek harcadığınız noktada ödüllenme döneminiz. Hatta ortaklı mı yapayım, ailenizle yapın. Dışarıdaki insanlar, siz çünkü evrensel bir insansınız. Her insana kalbinizi, yüreğinizi öyle bir açıyorsunuz ki o da sizmiş gibi zannedip sonra kazık yiyip oturuyorsunuz. O yüzden ailede güvendiğiniz ve inandığınız insanla ortaklı iş yapabilirsiniz. Ortaklı işiniz varsa ortağınızla aranızdaki sorunlarını çözdüğünüz takdirde onunla, onun eşi, sizin eşiniz ya da onun çevresi ya da sizin çevreniz aklınızı karıştırmış. İyi giden işi başkalarının aklıyla bitirmenin bir anlamı yok. İşinize sımsıkı sarılmanızı öneriyorum. Aynı şekilde de bu dönem yurt dışı ve işimizi farklı bağlantılar kurarak ağlar ve sistemler yaratıyorsanız gözünüzü kapatın yapın. Çünkü bu işiniz, alanınız büyüyecek gözüküyor. Küçük bir alanda çalışıyorsanız, burada kalıcı mıyım, beni çıkartırlar mı diyorsanız herhangi bir sorun yok. Hatta orada aşk da var ve evlilik yapacağınız insanla karşılaşma döneminiz var. Korkmanıza gerek yok. Geçmiş işinizden ya da geçmiş işlerle alakalı mahkemesel konularla ilgili devam eden süreçler sizi yıpratıyor. Yıpratmayın, pes etmeyin. İş iadeniz de olacak. Birikmiş paranız da alacaksınız. Devletle de mahkemeniz varsa haklarınız iade olacak. Paranız da birikmiş, her şeyiniz de geri alacaksınız. Korkmanıza gerek yok. Çalışan çiftlerimizle alakalı noktada her ikiniz de işi bırakıp kendinize iş kurmak, yeni bir iş alanı yaratmak istiyorsunuz. Bari mi eşiniz çıksın, siz kalın ya da siz çıkın, eşiniz kalsın. Bu şekilde ekstra kazançlarımız bozulmasını istiyorum. Yapacağınız iş doğrudur ve aynı şekilde burayı küçük bir şirket sonra büyüteceksiniz. Perdecilik, tekstil, bu tarz işlerde ihracat, alım satım işleriyle ilgili bağlantı olanlarda denetimler, ama bu denetimleri başarıyla sağlayıp rütbeniz değişecek, bilginiz olsun. Aynı şekilde aynı yerde çiftseniz vara flörtöz ruhunuz etrafta göze gelebilir. Aman dikkatli flört edin diyorum. Evet, aşk konusunda yaralandığınız noktalarda şifalanma, eski ilişkinizin yaptığı kahpeliği aynı şekilde onun da yaşayacağını duymak size mutluluk verecek.
ve o sizden özür dileyecek, helallik isteyecek. Bu ara sözlenmek, evlilik kararı verenler biraz geciktirmeli. Çünkü ekonomik olarak toparlanmanız gereken noktalar var. Bu noktalar sizi huzursuz ediyor. O yüzden endişelisiniz. Parmağı yüzü takın. Her iki tarafta bekleme taraftarı. Bu arada ayrılmayı planlayanlar için ilişkiniz tehdit ediyor olabilir. Devlete başvurun. Çünkü bu kişinin dengesizliği zarar verebilir. Ailenize, size zarar verebilir. Mümkün olduğu kadar dikkatli olmamız lazım. Çünkü geçmiş ilişkimiz gizli düşmanımız oldu. Dikkatli hareket edin. Kuzenler arasında miras konularımız masaya yatacak, adaletli şekilde paylaşmalar var. Ama anneniz bu ara kendi kuzenlerine, kendi kardeşine küskün olabilir. Evet, anneniz onlara çok emek verdi. Nankör insanlar ama onların da bağı öyle, kabul edin. Biraz da siz de o aileye benziyorsunuz. Dikkatli olun diyor. Evli çiftlerde ani ev taşınması, ya rutubet, koku, artık bu ev sizi mutsuz ediyor. Güzel bir eve taşınmanız var. Eşinizin işlerinde yavaş yavaş toparlanma. Özellikle çocuklarınızın eğitimiyle ilgili dil eğitimi alma, kurs başvurularınız ya da yeni okul koşturmalarınız söz konusu olacak. Doğru kapılar olacak. Çocuk tedavisi ya da çocuk isteyenler hayırlı ve uğurlu olsun. Güzel bir evlat. Renkli gözlü doğacak. Mavi, yeşil, sapsarı bir çocuk dünyaya gelecek. Uğurlu bir evlat gelecek. Bir de şöyle söyleyeceğim sevgili yaylar. Bu ara din konumuz, eğitim konularımız daha böyle bizi alevlendirecek. Allah'a olan aşkımız daha alevlenecek. Rabbimden isteyin. O size her şeyi verecek. Korkmayın. Ona inanın diyorum. Sağlık olarak özellikle saç dökülmemiz ve epilasyon, lazer konularımız gündemde olabilir. Cilt lekelerimiz, güneş lekelenmelerimiz hareket edebilir. Dikkatli olun. Hoşça kalın. Sevgili oğlaklar, nasılsınız? Güzel bir hafta, keyifli bir hafta. İşçi bayramı, emekçi olan, emeğiyle mücadele eden herkesin işçi bayramı kutlu olsun. Allah bol kazanç versin istiyoruz. Evet, 1 Mayıs'ta Plüton Retrosu 20.08'de 0 derecede Kova'dan Oğlak'a doğru gerileyecek. Unutmamamız lazım. 5 Mayıs Akrep Burcu'nda ay tutulması gerçekleşiyor. 14 derecede ay Akrep'te, Güneş Boğa'da olacak 14 derecede. 14 derecede olan natal haritanızda dereceler varsa en çok o harita, o evrelerinizi tetikleyecek. 5 Mayıs'ta Venüs yengeç seyrinde, tam zıttınızda 17-24'te gerçekleşiyor. Merkür Retrosu güzellikler getirsin diyorum. Ben retroları çok böyle aman şiddetler, ay kıyamet koptu tarzı sevmiyorum. Çünkü herkes retroda faydalanabilir. Herkes retroda doğmuş olabilir. Her retro herkese zarar gelmez, bilginiz olsun. Bu tutulma sizin ay tutulması 11. evinizde gerçekleşecek. Ekip ve arkadaş ve çevre, dostluklar ve bu dostluklardan doğacak krizler, insanların fazla tavrı, egoları, karmaşıklıkları ve yeni insanlar, yeni oluşabilecek yenilikler de katacak. Aynı şekilde dostlukları, iş alanımızdaki gücümüzü, birikimimizi, yarattığımız benliğimizi ve idol olduğumuz noktaları ve ben burada merkezim dediğimiz noktaları tam anlamıyla keşif evresine giriş yapacaksınız. Bu keşif aynı şekilde de iş konularımızda rütbemiz, olması gereken noktaların gücünü de bize yaratacak. Ekip ve arkadaşlarımızla alakalı krizleri de unutmamamız gerektiğini uyarıyorum. Kurumsal bir alanda çalıştığımız ihracat, alım, satım, evrak, hesap, mühendislik alanlarında projeler bilgisayar üzerinde döndüğünüz her nokta olumlu derecede hareket ediyor. Fakat iş yoğunluğumuz, stresimizden kaynaklı kendimize vakit ayıramayacağız. O yüzden biraz daha kendimize nefes alacağımız fırsatlar, beşer dakikada olsa nefes almamız gereken gökyüzüne bakabilir, güneşi, ayı seyredebiliriz. Daha iyi geleceğini düşünüyorum. Yeni görevler, yeni atamalarla ilgili de fazlasıyla kazançlı olacaksınız. Ama yerinizi bırakmak istiyorsanız doğru zaman mı derseniz, hayır efendim. Haziran sonu doğru zaman derim. Şu an acele ettiğiniz nokta size farklı fırsatlar yaratacak. Konumunuz değişsin, alternatif noktayla eşit değerde olacaksınız. Alıştığınız noktayı niye bırakasınız? Gideceğiniz noktada da aynı para, burada da aynı paranız olacak. Sabırlı olmanızı istiyorum. Devletle bağlantılı kurumsal alanlarda çalışıyorsanız şirketinizin bazı karışık olayları gün yüzüne çıkacak. Dolandırıcılar, yalancılar, hırsızlar gündemimizi meşgul edebilir. İnandığınız kişilerin sahtekar olduğunu da gözlerimizle şahit olacağız.
Özellikle küçük bir alanda çalışıyorsanız, muhasebe ön muhasebedeyseniz, bulunduğunuz şirketin büyüme fırsatları var. Orayı terk etmeyin. Biraz daha altyapınızı güçlendirin. Orası güzel bir aile ekibi içerisinde gereksiz. Yeni iş arayanlar, özellikle mağazacılık, alım satım işinde çalışıyorsanız hemen iş fırsatınız var. Korkmanıza, endişe etmenize gerek yok. Ama geçmişe dönük mahkeme iş konularımızla ilgili yara aldığınız konular. Mesela 2004 2014 yıllarındaki yara aldığınız konularla birebir şahit olacaksınız. O yüzden hataya mail yapmamanız gerekiyor. Mesela 2014'te ne yaşadınız? 2015'teki krizlerimizi tetikleyecektir. 2014'te göremediğimiz evreler, 2005'te göremediğimiz konular gibi düşünürsek aile, çevre, alan, dostlar kimlerden zarar gördüğünüzü tekrar tekrar tetikleyecektir. Ama unutmayın, siz başarılı ve akıllı ve disiplinlisiniz. Sadece duygusal bir, hani bazen duygusal aptallığımıza gelir ya, aptallığımıza gelen dengeleri doğru görmemiz lazım. Yeni iş ve devletle bağlantılı projeler içerisinde yer almak isteyen oğlaklar, çağırın diyorsunuz. Geçici göreviniz olsa da kalıcılığı yaratabilirsiniz diyorum. Devlette staj başlayanlar için olumlu. Mesela devletle ilgili taşeron firmadan çalışıyorsanız devlet kapılarınızda bu konuda fazlasıyla yarar. Ama ben artık bu ülkeye veda ettim. Hiçbir şeyini istemiyorum. Yurt dışı vatandaşlık mücadele veriyorum derseniz 2024 bunun için doğrudur. Şu an altyapılarını oturtun. Bu yıl daha burada sabredin ama Türkiye'ye eninde sonunda döneceksiniz. Dünya üçüncüsü, dünya ikincisi olacak ülkemiz. Boşuna hayalleri başka yerde değil, bu topraklar üzerinde değerlendirirseniz sevinirim. Çocuğunuzun yurt dışı eğitimiyle ilgili altyapılarını daha doğru bir adımla yaratacaksınız. Ama kendi işinizi yapıyorsanız büyüme, daha güzel fırsatlarımız var gözüküyor. İşlerinde aşık olduğunuz kişi size adım atacak. Hayırlı uğurlu olsun. İlişkinizle ilgili güven problemi yaşıyorsanız ilişki tazelenecek ve birbirimize doğru konuşmalarla ilişkinin ciddiyetinin farkına varacaksınız. Adınızı koyamadığınız ilişkilerin adı konulacak. Terk etmek istiyorsanız da bitme kararı eminseniz, kalbiniz artık oraya heyecan duymadığını savunuyorsunuz, onu bitireceksiniz. Güzel ama yeni ilişkiye başlayanlar ve özellikle evlilik tarihi olanlara mutlu ve bereketli bir dönem başlatın, uğurlu ve aydınlık olsun istiyorum. Taşınma mevzumuz yoğun, doğru bir ev bulamıyoruz, idare ediyoruz, artık buramıza kadar geldi. Ailemize ait çözülmesi gereken kardeşler, ya anne kardeşleri, üvey de olabilir, öz de olabilir. Onlar arasında çekişmeli ve tartışmalı, haklar konusunda büyük kıyametler kopabilir, mantıklı olmanızı öneriyorum. Büyük şirketiniz varsa çok güzel büyüyecek, markanız genişleyecek, sabırlı olmanız gerekir. Küçücük Instagram'da bir sayfanız varsa büyütmek istiyorsanız bu fırsatlarınız iyi. Hisleriniz, kalbiniz daha yoğun hareket edecek. Bu ara en çok neye meraksa, astrolojiye merak sarabilirsiniz. Bu tarz eğitimler alarak kendinize geliştirebilirsiniz diyorum. Ev hanımları, evi badana, boya, parkeler, pimapenler, camlar yeniliği söz konusu, sıralama evresi yarattınız. Eşiniz ırım kırım etse de bunu yapmak istiyorsunuz. Evinizin yeri sağlam, değiştirmek istemiyorsunuz. Doğru bir karar. Eşinizin işlerinde uzun süredir beklediği paralarla ilgili vaatler var. Bu vaatler hesabına yatacak. Emeklilik beklentiniz varsa hayırlı ve uğurlu olsun. Kabul görülmüş gözüküyorsunuz. Sağlık olarak dikkat etmemiz gereken noktamız, özellikle üreme organlarımız, bağırsak problemimiz ve bağırsak enfeksiyonlarımız hareket edebilir. Dikkatli olun, hoşça kalın efendim. Sevgili kovalar, yükselen ve ay burcunuzu dinlerken beğenmeyi, yorum yapmayı da unutmayın. İşçi bayramımız mübarek olsun. Emekçi, tırnağıyla, nefesiyle çalışan herkes bol berekete kavuşsun istiyorum. 1 Mayıs'ta Plüton geri hareketine, kovanın 0 derecesinde, 20.08'de artık Oğlak Burcu'na doğru gerileyecek. 5 Mayıs'ta Akrep'te bir ay tutulması, ay Akrep'te 14, Boğa'da 14, Güneş Boğa'da 14 derecede, natal haritanızda 12, 13, 14, 15, 16 dereceleri daha çok tetikleyecek. Evlerinizi ona göre kontrol etmenizi istiyorum. 7 Mayıs'ta Venüs Yengeç Burcu'nda 17-24'te Merkür Retrosu size güzellik yaratacak. Kariyer hayatınızdaki yenilikler, dönüşmesini istediğiniz çılgın projeleriniz, yeni evlilik ve ani kararlarınızla alakalı noktada çok güzel değişimler söz konusu olacak. 10. evinizi, ya bu ay tutulması 10. evinizi tetikleyecek. Yeni işler,
bulunduğunuz noktada konum ve atamalarla ilgili mücadelelerinizde hak doğrultuları bir 6 ay içerisinde size teslim olacak. Ve iş başvurularınız, yeni başvurduğunuz noktalarda sizi teklifler ve görüşmeler çağrılacak. Ve yeni yeni çevre, yeni etiket, yeni oluşumlarda size ayrı bir güç kazandıracak. Ve ilişkilerimiz, çevre ilişkilerimiz, iş çevremizdeki ilişkilerimizde bizimle ilgili olan doğru noktayı belirleyeceğiz. Yani konumda değişim, iş bekliyorsanız doğru bir beklenti içerisindeki anlaşmalarımız, devletle ilgili yaşadığımız krizler, devlet mahkemelerimizle alakalı çözülmesi gereken konularda çok büyük destek alarak haklarımız, bulunduğumuz iş yerinde haklarınız verilmiyorsa bu tutulma 6 aylık tetikleyeceği için bu tutulma sizin hayatınızda olması gereken paranız ve işinizin imkanını sağlayacak. Ben size inanıyorum. Teknolojik alanda, bu alanda çalışanlar için yurt dışı, şehir dışı bağlantı ve büyük firmalarda çok güzel gelişimler vaat edecek anlaşmalarınız da söz konusu olacak. Yurt dışı ve buradaki toplantılar, ekiple ilgili gideceğimiz yerlerde de başarı odaklanmamız var. Biraz dikkat kaybımız var, hata yapmamıza sebep olabilir. O da Merkür'ün dağınık ruhu, Plüton'un geri gitmesiyle alakalı söz konusu olacak. O yüzden mümkün olduğu kadar dağınık ruhumuzu iyileştirmemiz lazım. Ortaklı işlerde daha büyük kazançlarınız var. Stabil alanı korumanızı, hayallerinizi daha sonra yapmanız ve bu alanı güçlendirmeniz sizin için doğru bir karar. Yeni iş kurmak istiyorsanız da yavaş yavaş Eylül ayında yapmanız. Şu an bu sistemin altyapısını kurup Eylül ayında bu sistemi hayata geçirirseniz çok güzel kazanç evreniz söz konusu olacak. Çocuklarınız mühendislik kodlama alanında ve mesela doktor, elektronik doktor olmak istiyorsa, böyle bir doktorluk var mı bilmiyorum ama var mıydı Ayça? Yani robotik sistemlerle ameliyat evrelerinde eğitimler almak istiyorsa gayet başarılı ve bu konularda üniversite başarısı söz konusu olacak. Korkmanıza gerek yok. Yeni aşk, yeni heyecan, yenilikler var. Evet, bu ara çalışan çiftlerimizde ayrılık kararı var. Her iki tarafında duygusal yönü başka bir noktaya doğru gitmeye başladı. O yüzden ilişkide heyecan yok. Mantıklı ve birbirimizi kırmadan yol ayrımına gireceğiz. O yüzden şimdiden ev bakıyoruz. Yeni ilişkiye başlayanlar için şans vermeniz doğru. Çünkü bu şansın sonunda evlilik ve ilişkiyi uzun soluklu devam ettireceğiniz bir hayat arkadaşımız elimizi tutacak. Hiç çocuğu olmayan ve bu konuda çok mücadele etmiş sevgili kovalar, tedaviniz doğru sonuç yaratacak. Lütfen tedavi olun. Yarım bıraktığınız eğitiminiz ya da yarım konularımız af çıkacak ve bu aflarla birlikte eğitimlerimizi tamamlamamız gerekiyor. Mümkün olduğu kadar bu altyapımızı toparlamamız lazım. Bu ara işiniz gereği farklı eğitimler, farklı toplantılarda olurken iletişimler, enerjiler, aşk rüzgarı da olacak. Aman işte hata yapmayın aşkı bulurken, dikkatli olmanızı öneriyorum. Eski sevgilinize kızgın ve öfkeliyseniz tesadüf karşılaşma, o öfkesini size anlatacak ve siz hatalı olduğunuzun farkına varacaksınız. Nişanlı olanlarda da aile sorunları had safhada olacak. Yok şu düğünü alamayız, yok bunu yapamayız, yok şunu yapamayız derken pat diye evlilik tarihini almış olacaksınız. Huzurlu ve düzenli bir süreç olacak. Ve bununla ilgili de hayatınızdaki kişi doktor ya da akademik kariyer yapıyorsa çok başarılı ve isimli olacak. Ona çok destek olun. Siz de kendinizi bu konuda geliştirmeniz lazım. Hayat arkadaşınız çok ilerlerken siz geride kalmamanız lazım. Bu ara ağız küfür edebilir, hakaret edebilir, farkında olmayarak şiddetli konuşmalara girebilir. İç öfkeniz hayata temsil edebilir. En yakınlarımızı kırabiliriz. Daha sakin hareketler yapmamız gerektiğini uyarıyorum. Ev hanımları, evet, köy ruhunuz geldi, çocukların eğitimini bekliyorsunuz, kocanızın dengesizliğinizden bıktınız ama eşiniz size o kadar aşık ki kıskanıyor, bu yüzden gerginlikler yaratıyor olabilir. Mutsuz evli olanlar için de siz de dengesizsiniz, eşiniz de dengesiz, o çocukları da dengesiz yarattınız, bir türlü dengeyi bulamadınız. Ama para konusunda sürpriz değişimler, hanemizde bir yatırım gündemimiz olacak ve sizin için hayırlı ve aydınlık olacak diyorum. Evde elektronik eşyalarımız bozulabilir, çamaşır ve bulaşık makinemizi değiştirebiliriz ve ütümüzle alakalı krizler yaşayabiliriz, ütümüz patlayabilir, dikkatli olun. Sağlık olarak özellikle dikkat etmemiz gereken noktamız omuz düşüklüğü, sırt ağrımız, boyun fıtığımız ve her şeyden önemlisi kıl dönmelerimiz sıkıntı yaratabilir. Bir de bu ara botoks
güzellik enerjimiz fazlasıyla var. Kendinize bakım zamanı, çünkü cildiniz yaz aylarında lekeleniyor. Güneş kremi mutlaka kullanmanız lazım. Mutluluk her daim sizin olsun. Cildinize iyi bakın. Cilt bizim gerçek elbisemiz, unutmayın. Sevgili balıklar, yükselen ve ay burcunuzu mutlaka dinlemeniz gerekiyor. Ve 1 Mayıs'ta işçi bayramı, emekçi bayramı. Emekçi olan herkese Allah bol para, huzur, ev, araba, huzur nasip etsin diyorum. 1 Mayıs'ta da Plüton geri hareketine başlayacak, retro başlayacak 20.08'de. Kova'dan Oğlak Burcu'na ilerleyecek. 5 Mayıs'ta Akrep Burcu'nda ay tutulması var. Ay Akrep'te 14 derecede, Güneş Boğa'da olduğuna göre 14 derecede söz konusu olacak. Bu da şu der: natal haritanızda 14, 13, 12, 15, 16 derecedeki evlerimizi tetikleyecek. Varsa bunlara dikkat edin. Buralarda sınavlar alacağız. Aynı hataları yapmamamız için geçmişimizi kontrol edeceğiz, son 12 yılımızı. Ona göre daha dikkatli ve temkinli olmamız lazım. 7 Mayıs'ta Venüs artık yengeç seyrinde ve 17-24'te geçiyor. Merkür Retrosu hayatımıza renk katacak. Keyifli, güzel. Evet, biraz elektronik eşyalarınızda karışıklık olabilir. Diş eti iltihaplarımız hassas yaratabilir. Ve özellikle iç kulak iltihaplarımız olsa da güzel bir hafta söz konusu olacak. Evet, bu bizim 9. evimizi, bu tutulma, ay tutulması 9. evimizi tetikleyecek. Sorumluluklar, eğitim konularımız gündemde. Dijital alanlarla konular, yurt dışı ile ilgili eğitim konularımız ve işimizle alakalı almamız gereken eğitimler, daha netsiz giden iş kapılarımızın netliğe kavuşmamıza yardımcı olacak. Yani sorumluluklarımız netsiz olan noktalar netliğe, farkındalığımız artarak yerimize sahip çıkmayı gösteriyor. Yarım bıraktığımız eğitimler, dil eğitimlerimiz, kurslarımız, bunlar artık tamamlama dönemi. Çünkü siz hep bir şeyi yarım bırakmaya gibi gözükseniz de çok zeki ve çok akıllısınız. Sizin için yarımlık sadece beyninizde. Dinlediğiniz her şey aklınızda aslında. Siz dinliyorsunuz, sadece sınavınıza kazanın. Artık bu sınavları da vermemiz lazım. İşimizle ilgili sorumluluklar, konum, mertebe, değişim artarken üst düzey konumlarımızda, insanlarda da değişim söz konusu olacak. Aynı şekilde şirketimiz de taşınacak başka bir noktaya. O yüzden evimizde taşımak zorunda kalacağız. Yani bu 6 aylık, 7 aylık süreçte bu karışıklıklar, bu oluşum olacak. Her şey sizin için hayırlı olacak bu tutulmada. Ama diyoruz ki konum, sorumluluk her şey için olumlu. Kendi işinizi yapıyorsanız biraz daha işinizin farkına vararak daha disiplinli, daha mantıklı gitmeniz gerekiyor. Lay laylum havanızdan çıkmanız lazım. Orası nasıl olsa bensiz gidiyor değil. Sizin enerjinizde orası daha çok rızıklı. O yüzden o enerjiye sahip çıkmanız gerektiğini söylüyorum. Evet, bu arada da büyük kurumsal firmadan devlet kapısına atamanız olabilir. Ve devletle ilgili çok güzel bir ev. Akademikseniz ya da üniversitede hocaysanız, yer değişimi, okul değişiminizle ilgili başka sorumluluklarınız artacak. Ve özellikle doktorsanız yurt dışı ile ilgili imkan evrelerimiz söz konusu olacak. Bunlarla ilgili güzel anlaşmalar, yenilikler var. Mesela toprak işiyle, hayvancılıkla uğraşıyorsanız hayvanlarınızın sağlık problemi, toprağınızın sağlığıyla alakalı dikkat etmeniz gereken noktalarımız var. Hayvanlarınız ölebilir, yıpranabilir, toprağınız zehirlenebilir. Daha korunaklı bir evre. Gerekiyorsa toprak ve hayvanların yanında yatmamız lazım. Düşmanlarınız toprağınıza ve hayvanlarınıza zarar verebilir. Evimize hırsız girebilir. Dikkatli olun efendim. Altınlarımız çalınabilir. Ne bileyim, kenarda biriktirdiğiniz çocuğunuzun kumbarası gidebilir. Bunlara ihmal etmeyelim. Çalışan çiftlerimizle alakalı noktada her iki tarafta işinden memnuniyetsiz ama mecburen başka geliriniz olmadığı için idare ediyorsunuz. Ev kredisi başvurunuz okey. Kenardaki parayla alacağınız ev uğurlu ve bereketli. Özellikle erkek çocuğunuz varsa çok yaramaz ve IQ'su yüksek ve onun IQ testi yaptırmanızı istiyorum. Çocuğa gereksiz bağırıyorsunuz, bilginiz olsun. Özellikle 3 oğlunuz ya da 3 kızınız varsa ikisi fazlasıyla odaklanmış, diğeri çok hareketli. Bu çocuğumuz çok zeki, diğerleri de spor ya da sanata merak olabilir. Desteklemeniz gerekiyor.
Evet, aşk konusunda da ilişki sorumluluğunuzu kabul ettiniz. Hayat arkadaşınızla uzun soluklu planlarınız var. Hatta yurt dışına yerleşmek istiyorsunuz. Eğitimimiz bitip orada yaşarız diyorsunuz. Doğru insanınızı buldunuz, merak etmeyiz. Ayrıldığınız ilişkinize özlem duyabilir. Geri gelmesi için elinizden gelen çabayı yapabilirsiniz. O sizden vazgeçti. Siz başka bir enerjiye yol almanız sizin için daha sağlıklı ve hayırlı. Uzun soluklu ilişkilerle ilgili söz nişan tarihi belirleyenlerde bir sıkıntı yok. Ama ev kredisi ailenin şart koştu. Her iki tarafta ortak ev kredisine girecek. Yarısı sizin, yarısı onun. Bu şekilde evlenmenize izin verir. Şimdiden bakın ev krediniz olsun. Yoksa bu şekilde evde kalırsınız. Bilginiz olsun. Aile şart. Hiç evlilik yapmayan ve bu konuda kısmetsiz olan bazı balık ve yükselen ve ay burcu balık olanlarda hayırlı kısmetler var. Gözünüzü dört açın, tanıştırmalar, metroda giderken sosyal ağda, bu ara enerjiniz aşk konusuna doğru insana. Yurt dışından tanışabilirsiniz, fırsatlarınız var, değerlendirmenizi istiyorum. Bir de kalbim birine çok kırgın, özür diler mi diyorsanız o sizden özür dileyecek. Hatta tekrar şans isteyecek, karar sizin diyorum. Evli çiftlerinizde, özellikle mutlu olan çiftlerimizle alakalı noktada üst katlarda oturuyorsanız daha aşağı binada ev arayışı içerisindesiniz. Daha güvenlikli bir nokta arıyorsunuz. Ve eşinizin işiyle alakalı yol mesafesi uzun olduğu için işine yakın bir alana taşınmanız söz konusu olacak. Yurt dışı ile ilgili planlarla ilgili özellikle yurt dışında yaşıyorsanız burada ev almak, yatırım yapmak, vatandaşlıkla ilgili mücadelelerinizdeki mülakatlarda başarılı bir şekilde geçiş sağlayacaksınız. Hatta Türkiye'deki kişileriniz varsa yavaş yavaş onları da yaşadığınız memlekete almak istiyorsunuz. Evde ufak tefek tamiri yapmak isteyen ev hanımları biraz rahat bırakın. Lütfen enerjinizi düzeltin, psikolojinizi iyileştirin. Çünkü bu ara araştırma ruhunuz, misafirperverliğiniz, gezme, tozma enerjiniz yüksek olacak. Eşinizle flört etme evreniz var. Bilginiz olsun. Uzun süredir boşanma davası devam eden çiftler anlaşma yoluyla yolları ayıracaksınız. Sağlık olarak dikkat etmemiz gereken nokta sırt ağrımız, bel ağrılarımız ve bacak ağrılarımız, yani siyatiklerimiz olabilir, varislerimiz ve bu bacak ağrımız sırt ve boyun bölgemize kadar yaratabilir. Bir lütfen kemik ölçümü yaptırma zamanı diyorum. Kemiklerimiz kıymetli, yürümek değerli. Yani ayaklar olmasa beden hareket edemez. Bedenimiz ve ayaklarımız çok önemli. Bakmayı unutmayın. Mutlu kalın, hoşça kalın.